Merhabalar arkadaşlar. Bugün 11.2'ye devam ediyoruz Cihan kitabımızdan. Geçen derste biliyorsunuz kısıtsız çok değişkenli optimizasyona başladık. Şimdi onun bazı örneklerini göreceğiz ve genel kuralı da geliştireceğiz. Yani şeyler için ne derler? Birinci ve ikinci derece koşulların genel kurallarını. Bu örnek 2'de z eşittir f eksiye eşit x kare çarpı e üssü eksi y gibi bir fonksiyon verilmiş. Yani hem bir monom kısmı var hem de bir üstel kısmı olan şeyin çarpımı olarak verilmiş bir fonksiyon. Ne yapacağız? Bunun birinci ve ikinci türevlerini alacağız. İşte Young teoreminin geçerli olup olmadığına bakacağız. Sonra da ikinci derece toplam türevselini geliştireceğiz ve onun üzerinden işte bu noktaların hani fonksiyonun işte iç bükeyliğini, dış bükeyliğini ve bu noktaların minimumluğunu, maksimumluğunu tartışacağız. Veya başka bir şey de olabilir tabii illa minimum maksimum olmak zorunda değiller. Şey de olabilir. Kritik noktalar bulursak bu bulduğumuz kritik noktalar minimum olabilir, maksimum olabilir, dönüm noktası olabilir, eğer noktası olabilir biliyorsunuz. Dört tip noktamız var. Onların hangileri olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi birinci türevlerini aldığımız zaman bu fonksiyonun x kare çarpı e üssü eksi y fonksiyonu f'nin x'e göre türevini aldığımız zaman 2x çarpı e üssü eksi y oluyor. E üssü eksi y'de x olmadığı için bu sabit gibi iş görüyor. Dolayısıyla 2x çarpı e üssü eksi y. F'nin y'ye göre türevini, kısmi türevini aldığımız zaman ne olacak? X karede şey yok, y yok. Dolayısıyla x kare çarpan olarak gelecek, sabit bir çarpan gibi. E üssü eksi y'nin türevi de e üssü eksi y çarpı eksi y'nin türevi zincir kuralından eksi 1. Yani eksi e üssü eksi y. Onu da x kare ile çarpınca eksi x kare çarpı e üssü eksi y oluyor. Birinci türevler bunlar. İkinci kısmi türevlere gelince fxx yani fx'in bir daha x'e göre türevini alınca 2 çarpı e üssü eksi y oluyor. Fy'ye yani fy'nin tekrar y'ye göre türevini alınca eksi x kare çarpı e üssü eksi y çarpı eksi 1 oluyor. Eksiler birbirlerini götürüyorlar. Dolayısıyla x kare çarpı e üssü eksi y kalıyor. Fy'ye de bu. Çapraz ne oluyor? Eksi e üssü eksi y çarpı x kare. Şuradan pardon nerede? Şurada. X'in şimdi y'ye göre türevini alıyoruz. Fx'in y'ye göre türevini alınca eksi 2x e üssü eksi y oluyor. Fy'nin de x'e göre türevini alınca 2'yi başa indirince eksi 2x e üssü eksi y oluyor. Buradan da fx y ile fyx'in eşit olduklarını yani Young teoreminin geçerli olduğu görüyoruz. Bu da güzel. Şimdi ikinci derece toplam türevseli geliştirelim. Bunu henüz geliştirmedik çünkü ve bunun üzerinden tartışacağız. Nasıl ki tek değişkenli fonksiyonlarda ikinci türev üzerinden iç bükeylik, dış bükeylik ve o noktanın minimumluğunu, maksimumluğunu tartışıyorsak kritik noktaları, burada da ikinci derece toplam türevsel üzerinden tartışacağız bunu. Çünkü çok değişkenli fonksiyonlardayız artık. Dolayısıyla türevselin türevselini alacağız. Nasıl yapıyoruz bunu? Şöyle yapıyoruz. Dx ve dy sabit ve sıfırdan farklı rastgele değişimler olarak varsayıyoruz. Dx ve dy dediğimiz şey bizim küçük adımlarımız. Bunların yardımıyla bir kopukluk oldu galiba arkadaşlar. Sesimi duyup şeyi sunumu görebiliyor musunuz?
Sizde sunumda bir kopukluk oldu mu, yoksa sunum gitmediyse devam edelim. Herkes sesimi duyup sunumu görebiliyor mu? Tamam, peki, o zaman devam edelim. Şimdi ikinci derece toplam türevseli bulacağız, geliştireceğiz. Nedir? Dx ve dy sabit küçük adımlar. Ve sıfırdan farklı rastgele küçük değişimler, yani pozitif de negatif de olabilen küçük değişimler, küçük adımlar olarak görüyoruz. Bu arada fx ve fy de, yani fonksiyonun birinci türevleri, hatta ikinci türevleri de, fonksiyonun tüm türevleri de, fonksiyonun ilkel fonksiyonu nasıl x ve y'nin fonksiyonları ise onlar da x ve y'nin fonksiyonlarıdır. Yani argümanlar daima geçerlidir. Peki nedir? Birinci derece türev dz dediğimiz şey fx dx artı fy dy'dir. Bunu biliyoruz. Bu da işte, madem ki fx ve fy x ve y'nin fonksiyonları, o zaman dz de x ve y'nin g gibi bir fonksiyonu olur. dx ve dy küçük sabit adımlar. Bunları sabit katsayılar gibi düşüneceğiz. Sabit küçük adımlar olarak düşüneceğiz. Burada değişen ve tekrar türevi alınabilecek olanlar yine fx ve fy. Peki d kare z nedir? Yani ikinci türevsel. O da birinci türevselin türevseli, yani dz'nin tekrar d'sini alacağız. Tekrar türevselini alacağız. Ne demektir bu? Formül olarak yazarsak del dz bölü del x çarpı dx artı del dz bölü del y çarpı dy'dir. Yani dz'nin x'e göre kısmi türevi çarpı dx ve dz'nin y'ye göre kısmi türevi çarpı dy, bunların toplamları. Bu da toplam türevseli, ikinci türevsel. Birinci türevselin tekrar türevseli. Bu şeyleri, delleri açtığımız zaman içeriye, dz'nin tekrar, yani fx dx artı fy dy'ye uyguladığımız zaman bunu, del fx dx artı fy dy bölü del x çarpı dx ve artı del fx dx artı fy dy bölü del y çarpı dy oluyor. Bunu da içeriye dağıttığımız zaman, türev biliyorsunuz doğrusal bir işlemcidir. İçeriye türevlerini alarak dağıttığım zaman dx ve dy'leri sabit olarak kabul ediyorum. O zaman ne olur? Fx'in tekrar türevi x'e göre türevi fxx. Fy'nin x'e göre türevi fxy. Ondan sonra fx'in y'ye göre türevi fyx ve fy'nin y'ye göre türevi fy. Dolayısıyla bu da ne oluyor? Fxx dx artı fxy dy çarpı dx ve fyx dx artı fyy dy çarpı dy oluyor. Bu dx'leri de içeriye dağıtınca fxx çarpı dx kare artı fxy çarpı dx dy artı fyx çarpı dy dx artı fyy dy kare şeklinde ikinci türevseli elde ediyoruz. Şayet ki Young teoremi de geçerliyse, şu çapraz terimler birbirine eşit olacağından şu şey yapabilir, sadeleşebilir. Fxx dx kare artı 2 fxy dx dy artı fyy dy kare. Ama bu sadece Young teoremi geçerliyse. Yani fxy fyx'e eşit olursa. Genellikle de olacak, ama onun da durumlarda olabilir. Tüm bu türevler, fx'ler, fy'ler, fxx, fy'ler filan, hepsi nerede hesaplanacak? X yıldız, y yıldız noktasında. Yani birinci türevleri sıfır yapan durağan noktalarda, hangisi ise onlar, oralarda hesaplanacak değerleri. Bir örnek yaparak daha iyi anlayalım. Z eşittir fx'ye eşit x küp artı b5x'ye eksi y kare diye bir fonksiyon verilmiş. Polinom. İkinci, hatta üçüncü dereceden ve iki değişkenli bir polinom. Peki birinci türevlerini alalım. Fx 3x kare artı 5y. Evet. Y eksi y kare de x yok. Dolayısıyla bunun türevi sıfır. Dolayısıyla 3x kare artı 5y. F'nin x'e göre kısmi türevi. F'nin y'ye göre kısmi türevini alınca x küpte y yok. Türevi sıfır. 5xy'de x var. 5y türevi. Eksi 2y karede de pardon, 5xy'ye göre türev alıyoruz. 5x türevi. Eksi y karenin türevi de eksi 2y. Dolayısıyla fy'de 5x eksi 2y oluyor. Peki ikinci türevler neler? Fx'in tekrar x'e göre türevini alınca 3x karenin 6x, 5y'de x yok, 0, 6x. Fxx eşit 6x. Fy'nin tekrar türevini alınca y'ye göre 5x'te y yok. Eksi 2y'nin y'ye göre türevi eksi 2. Fy de eksi 2. Çapraz türev fxy, fy ve fyx'i alacağız. Yani fx'in y'ye göre türevi 5. Fy'nin x'e göre türevi, o da 5. İkisi de birbirlerine eşit. Dolayısıyla Young teoremi de geçerli. Onlar da 5. Gördük. Güzel. Peki dz ne? Formülünü hemen hatırlayalım. Fx dx artı fy dy. Fx neydi? İşte 3x kare artı 5y çarpı dx.
Fy neydi? 5x eksi 2'ye, onu da buraya koyunca çarpı dy, yani fx dx artı fy dy, yani dz x kare artı 5y dx artı 5x eksi 2'ye çarpı dy şeklinde birinci türevseli elde ediyoruz. Peki ikinci türevsel ne? Yukarıda formüllerini elde ettik. Zaten onları kullanabiliriz. D kare z eşittir fx x kare artı 2 fx dx y dy artı fy dy kare. Young teoremi geçerli olduğu için şu daha basitleşmiş, sadeleşmiş halini kullanabiliyorum. 2 fx y dx y olarak çapraz terimleri tek bir terim halinde yazabilirim. Peki fxx neydi? 6x'ti. Fxx dx kare, yani 6x dx kare artı 2 kere fxy 2 kere 5 10. 10 çarpı dx dy ve fyy eksi 2 idi. O da eksi 2 dy kare olarak geliyor buraya. Dolayısıyla işte ikinci türevselde 6x dx kare artı 10 dx dy eksi 2 dy kare olarak formül olarak hesaplıyoruz. Şimdi bize bir nokta verilmiş. Bu bir kritik nokta değil aslında. Yani türevleri, birinci türevleri sıfır alan bir nokta değil ama örnek bir nokta olarak verilmiş. Buradaki sayısal değerleri diyelim. X yıldız eşit 1, Y yıldız eşit 2 ise ne olacak? DZ 6X 6 kere 1 6. Değil mi? İlk önce şeyi hesaplamış. DZ'yi hesaplamış. Yani birinci türevseli hesaplamış. 3 kere 1'in karesi 1. 3 kere 1 3. 5 kere 2 de 10. 13 daha 13 dx. Burası 5 kere 1 5. Eksi 2 kere 2 4. 5'ten 1 4 çıktı 1. Dolayısıyla 13 dx artı 1 dy. 13 dx artı dy olarak birinci türevseli buluyoruz. İkinci türevsel d kare z ise nedir? İşte 6x dx kare artı 10 dx dy eksi 2 dy kare. 6x 6 kere 1 6. 6 dx kare. Öbür katsayılar zaten değişmiyor. Artı 10 dx dy eksi 2 dy kare olarak da sayısal değerini bu şekilde bulabiliriz. Pekala. Şimdi. Şimdi ikinci derece yeterli koşulu geliştireceğiz. Yani minimum maksimum bulmak için. Burada kitabımızın 299. sayfa, 4. baskının 299. sayfasındaki grafiği buraya aktardım. Bir yerel maksimuma, yani bir tepeye tepeden bakış. Şurada bir, şurada tepeden bakış. Ne demek? Şu. Burada x ve y eksenleri var. Normal kartezyen koordinat sistemi. Buradaki şu gri yüzey fonksiyonun kendisi. Biz fonksiyona tam tepeden bakıyoruz. Yani fonksiyonun bir tepesi var. O tepenin üzerinden mesela uçaktan veya şeyden bakıyoruz. Drone'dan filan bakıyoruz gibi düşünün. Direkt olarak tepeden o fonksiyonun tepe noktasına, maksimum noktasına yukarıdan bakıyoruz. Fonksiyonun kendisini etraftan ayrı birazcık daha koyu bir yüzey olarak görüyoruz. Tabii tam tepeden baktığımız zaman. Şimdi burada aynı zamanda o tepedeki teğet çizgiler çizilmiş. Tx ve ty teğetleri, yani ty y yönündeki teğet, tx de x yönündeki x doğrultusundaki teğet demek. O teğet çizgiler de çizilmiş. Bunlar da bir kartezyen koordinat sistemi oluşturuyorlar. Bunların x ve y koordinatları x0 ve y0. Tamam, şimdi burada fonksiyonumuz da bu. A eşittir. İşte z0 eşit fx0 y0. O tam şu nokta, A noktası burası. Z eşittir fx y fonksiyonu da şu fonksiyonu şuradaki tara şeyle alan, koyulaştırılmış alan. Dolayısıyla fonksiyonun tepeden bakıyoruz. Burada dx ve dy, yani bizim şu küçük adımlarımız var ya, onlar çeşitli değerler alabilirler. Şayet ki şu tam tepe noktasından x'in ve y'nin pozitif yönlerinde artı sonsuz yönlerine doğru gidersek, x de büyürken, y de büyürken, dx de pozitif olur, dy de olur. Dolayısıyla bu teğet çizgilerin oluşturduğu kartezyen koordinat sisteminde birinci çeyrek yönünde ilerlemiş oluruz. Birinci çeyreğin içinde ilerlemiş oluruz. Hem dx hem dy pozitif olursa. Aynı şekilde ikisi de negatif olabilir. O zaman üçüncü çeyrekte ilerleriz. Yani dx de negatif, dy de negatif olursa, yani x ve y'nin ikisinin de negatif yönlerinde gidersek. Ama dx dy çarpımı yine pozitif olur. Dx dy ikisi de pozitifse çarpımları pozitif olur. Dx dy ikisi de negatifse çarpımları yine pozitif olur. Peki diğer yönlerde gidersek, yani x'in pozitif y'nin negatif yönünde gidersek, y azalıp x artarken dx pozitif dy negatif olur. Şu tarafa gitmiş oluruz. Yani dördüncü çeyrekte gitmiş oluruz. Yok,
DX negatif DY pozitif olursa da Y'nin artan X'in azalan yönünde, onda da ikinci çeyrek yönünde gitmiş oluruz. Oraya doğru gitmiş oluruz. Bu iki şeyle, ikinci ve dördüncü çeyreklerde DX pozitif, DY negatif, burada da DX negatif, DY pozitif olduğu için çarpımları negatiftir. Demek ki DX DY çarpımı, yani ara çarpım, işaret değiştiriyor. Her yerde aynı değil bunun işareti. İşte bu çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü bunun üzerinden şimdiki tartışmayı yürüteceğiz. Şimdi ikinci derece yeterli koşul nedir? Şeyde ikinci türev ne yapıyorsa tek değişkenli fonksiyonlarda, ikinci türevsel de çok değişkenlerde aynı şeyi yapıyor. Fonksiyonun yani artışının azalışının tekrar artışını azalışını, yani bükümünü gösteriyor fonksiyonun. Dolayısıyla da iç bükey mi dış bükey mi, işte ona göre veya bir yönde öyle bir yönde böyle mi filan, ona göre tartışmamızı yapıyoruz. Şimdi D kare Z kesin negatif olursa, küçük sıfır olursa, tüm DX DY'ler için sıfırdan farklı. Yani en az bir tanesi bunların biraz en az bir DX veya DY sıfırdan farklı olacak. İkisi birden de farklı olabilir. İkisi birden sıfır olmayan tüm DX DY'ler için D kare Z kesin negatif ise, küçük sıfır ise. O zaman bu kritik nokta birinci türevlerin sıfırlandığı, birinci türevlerin sıfırlandığı nokta diye, yani bir durağan noktadan bahsediyoruz. O z sıfır noktası, yani f sıfır y sıfır noktası bir maksimumdur. Yerel maksimum bir yerel tepe noktasıdır. Yok d kare z, bu tabii birinci derece türevselin sıfır olduğu, birinci derece türevlerin, kısmi türevlerin sıfır olduğu bir nokta, durağan nokta için bunu konuşuyoruz. İkinci derece koşulu bu, yeterli koşul. D kare z kesin pozitif ise, tüm dx değerler sıfırdan farklı dx değerler içinde, o zaman z sıfır, yani fx sıfır y sıfır, ya da buna z yıldız, fx yıldız, y yıldız da diyebiliriz. Bu nokta bir yerel minimumdur, yani dip noktasıdır. Yani bir tepeden sadece aşağı inilebilir, bir dipten ise sadece yukarı çıkılabilir. İşte onun matematikçesi bu. Peki niye yeterli koşulda gerekli değil? Çünkü o tepede veya dipte hasbelkader d kare z eşittir de olabilir. Uç noktada d kare z sıfır olabilir. Onun için de gerekli koşul değil. Sadece yeterli koşul. Tek taraflı gerektirme var burada. Tek taraflı ok var. Çift taraflı ok yok. Ha, ikinci derece hem yeterli hem de gerekli koşul yapmak istersek bunu, o zaman maksimum için ancak ve ancak, o zaman çift taraf kullanabiliriz. dz eşit 0 ve d kare z küçük eşit 0 yaparsak, tüm dx sıfırdan farklı, tüm dx değerler için diye söylersek, d kare z küçük eşit 0 yaparsak, o zaman ikinci derece hem yeterli hem de gerekli koşul olur. Aynı şekilde minimum için yine çift taraflı ok bu sefer kullanabiliriz. dz eşit 0, bu birinci derece koşul zaten, ve d kare z büyük eşit 0, tüm dx dy'ler için sıfırdan farklı olmak üzere dersek, o zaman bunları gerekli halleriyle de, yani hem yeterli ikinci derece, hem yeterli hem gerekli koşul olarak yazmış oluruz. Ama biz genellikle ikinci derece yeterli koşulu arayacağız. Çünkü orada ikirciksiz, orada daha belli iş. Ama bu da tabii hani kesin negatif, kesin pozitiflik olmadığı takdirde bunlar da işimize yarar. Şimdi kuralın ikinci derece kısmi türevlerle ifadesi. D kare z'ler güzel de, bu d kare z'leri henüz, yani nasıl şey yapacağımızı, her zaman bunları sayısal olarak ifade etmek de çok kolay değil. Türevlerle aynı şeyi ifade edersek ne olur ona bakalım. D kare z f x x x kare artı f x y d x d y artı f y x d x d y artı f y y d y kare. Bunun küçük sıfır olması. Bu ne demektir? Şimdi dx kare ve dy kare kare oldukları için pozitif zaten. O zaman d kare z'nin işaretini bir defa şu dx kare ve dy karenin başındaki fxx, fyy ikinci türevleri, katsayıları, yani bunlar ana davranışı belirliyor. Yalnız burada iş bitmiyor. Bir de fxy ve fyx var ve dx dy çarpımları çarpılıyorlar bunlar. Yani ara davranışlar, ara şeylerde çarpımlar, çapraz çarpımlar da var. Ve her ne kadar dx kare ve dy kare kesin pozitif de olsalar, dx dy çarpımının işaret değiştirebildiğini, yönüne göre, ne tarafa gittiğimize göre pozitif veya negatif olabileceğini buradan gördük. O zaman bu ifade aslında işareti belirsiz bir ifade. Kimin ne kadar büyük küçük olduğuna göre işareti değişiyor bu d kare z'lerin. O zaman bunu kesin, mesela negatif yapmak için, negatif olmasını sağlamak için
ya da böyle olduğunu kontrol etmek için ne olması lazım? Bir defa dx kare ve dy kare ile çarpılan katsayıların negatif olması lazım. Yani fxx ve fyy negatif olmalı. Tamam. Fxx negatif, kesin negatif, kesin küçük sıfır ve fyy kesin küçük sıfır. Tamam. Ama bu da yetmiyor. Niye? Çünkü çapraz terimler var, ara terimler var. Ve bunlar her değeri alabilirler. O zaman fxy ve fyx kısmi türevleri neyse bunların çarpımları fxx fyy çarpımından küçük olmalı. Yani fxx fyy çarpımı fxy fyx çarpımından büyük olmalı. Niye? Ne demek? Bu şu demek. Ana yönlerdeki davranış büklüm yani ara yönlerdeki davranışa büklüme galip gelmesi, onun üstüne çıkması, onun etkisiz hale getirmesi lazım. Söylediği şey bu. Fxx çarpı fyy kesin büyük olacak fxy fyx'ten. Bu üç koşul yerine gelirse yani fxx küçük 0 ve fyy küçük 0 ve fxx fyy çarpımı büyük fxy fyx çarpımından olursa o zaman işte ikirciksiz olarak bilebiliriz ki d kare z kesin negatiftir. Dolayısıyla fonksiyonumuz kesin içbükeydir. Bulduğumuz kritik nokta son noktada bir genel maksimumdur. Tepe noktasıdır. Bunu söyleyebiliriz. Burası olmazsa o zaman işler yatıyor. Yani o üçüncü koşul söylediğimiz şey. D kare z aynı şekilde fxx dx kare artı fxy dx dy artı fx dx dy çarpı f artı fyy dy kare. Bunun da kesin pozitif olması ancak ve ancak ne zaman olur? Şöyle olur. Fxx kesin pozitif olacak ve fyy kesin pozitif olacak ve fxx fyy çarpımı kesin büyük fxy fyx çarpımından olacak. Yani hem dx kare ve dy karenin katsayıları pozitif olacak fxx ve fyy yani ana yönlerdeki büklüm, ana yönlerdeki davranış pozitif olacak. Büklüm dış bükey kesin dış bükey olacak. Ve ara yönler ne olursa olsun, çünkü burada her şey olabiliyor bunlar, pozitif de negatif de olabiliyorlar. Ana yönlerdeki davranışlar ara yönlerdeki davranışlara galip gelecek. Ara yönler nasıl davranırsa davransın, ana yönlerdeki davranış bunun üstüne çıkacak, olayı belirleyecek. Fxx çarpı fyy kesin büyük olacak, fxy fyx'ten. İşte o zaman d kare kesin pozitiftir, fonksiyon kesin dış bükeydir. Bulduğumuz o kritik nokta, durağan noktada yerel minimum dip noktasıdır. Dolayısıyla ana yönlerdeki büklüm yani ikinci türevler ara yönlerdekilere üstün gelmeli. Peki, güzel. Şimdi bunları burada bir takım ilginç noktalar var. Bunları üzerinden geçelim, özetleyelim olayı. Dikkat şimdi bir. İkinci derece yeterli koşul, birinci derece gerekli koşul sağlandıktan sonra V koşulu olarak sağlanmalı ve tüm türevler birinci derece koşulun yani Fx ve Fy'nin sıfır olduğunu sağlayan noktada hesaplanmalı. Bu bir. Tamam. 2. Bir uç noktada yani bir maksimum veya minimum noktasında fxx çarpı fyy eşit fxy fyx de olabilir. Hasbelkader böyledir. Yani illaki de fxx fyy'yi kesin büyük fxy fyx bulamayabiliriz. Buna rağmen de orada bir uç nokta olabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Orada işler biraz daha çatallaşıyor. Biraz daha şey yapmak. Yani fxx fyy çarpımı kesin küçük fxy fyx olursa olay zaten belirsiz olur. D kare z belirsiz olur. Orada biraz sonra göreceğimiz gibi bu bir eğer noktası olur. Ama böyle olmayıp eşit olursa o zaman o noktanın sağına soluna etrafına bakmamız gerekir. Ne yapıyor, nasıl davranıyor burada diye. Yani fxx fyy her zaman kesin büyük veya küçük fxy fyx çıkmayabilir. Eşit de çıkabilir hasbelkader. O durumda da iyi tartışmamız gerekir. Üçüncü durum fxx fyy çarpımı yani ana yönlerdeki ikinci türevlerin çarpımı küçük olursa fxy fyx'ten yani ara yönlerdekinin çarpımından yani ara yönler ana yönlere galip gelirse bu sefer o zaman d kare z'nin işareti belirsiz olur. Ne olursa da o nokta bir eğer noktası saddle point olur. Ne demek? Yani belli bir doğrultuda giderken İç bükey davranırken öbür doğrultuda giderken dış bükey davranan etin şeyi atın eğeri veya bisikletin selesi gibi. Atın eğerinin nasıl yapıyoruz? Atın sırtının şey yaptığı yani sırtına oturan yerinde kesin iç bükeydir atın eğeri o sırta oturması için. Ama bizim oturduğumuz üstüne oturduğumuz yerde de kesin dış bükeydir bizim üstüne oturabilmemiz için. Dolayısıyla bir doğrultuda atın sırtının doğrultusunda şey yaparken atın sırtına göre iç bükey davranırken o fonksiyon bizim oturduğumuz doğrultuda atın yani kuyruğundan başına olan doğrultuda da
kesin dış bükey davranır. Atın eğeri böyle bir şeydir. Bisikletin selesi de böyledir. Dolayısıyla da bu bir eğer noktası saddle point olur. Sele kelimesi işte buradan geliyor. Fransızca sel veya İngilizce saddle kelimesinden geliyor. Türkçe de eğer tabii ki. Çünkü bisikletin eğeri atın selesinden, bisikletin selesi atın eğerinden şey yapılmış. Ondan sonra yani bisiklet attan sonra tabii biliyorsunuz. Evet. Peki dördüncü ilginç nokta ne? D kare Z bir noktada işaret değiştiriyorsa, yani belli bir yere kadar, belli bir sınıra kadar D kare Z kesin pozitif geliyor. O sınırdan ötede de kesin pozitif devam ediyor. Yani işaret belirsizliği yok. Ama belli bir sınırda bir nokta olabilir veya bir çizgi olabilir, bir eğri olabilir. Belli bir sınırda o sınıra kadar D kare Z mesela pozitif gelip sonra negatife dönüyorsa ondan sonra veya negatif gelip sonra pozitife dönüyorsa ve tutarlı olarak devam ediyorsa işte o noktada bir dönüm noktası, inflection point olur. Bunun tek değişkenli örneğini gördük zaten. Çok değişkenli de bir bu bir şey olmayabilir. Hani bir çizgi değil de ya da bir noktada dönüşmeyebilir. Bir noktada dönüşebileceği gibi bir çizgide veya bir eğrinin üzerinde de şey yapabilir. Eğri yani o sınırı oluşturabilir. Bir sınıra kadar iç bükey gelip sonra dış bükeye veya iç dış bükeye gelip sonra iç dönüyorsa fonksiyon işte orası da bir dönüm noktasıdır. Şimdi bunları bir tablo halinde yaparsak işte koşullar maksimum ve minimum için birinci derece gerekli koşul nedir? Fx eşit Fy eşit sıfır olacak. Yani birinci türevler sıfır olacaklar. Minimum için de aynı şey geçerli. Birinci türevler sıfır olacak. Bu birinci derece geçerli koşul hem maksimum hem minimum için. Ama bu maksimum minimumu belirlemiyor. Ne belirliyor? İkinci derece yeterli koşul belirliyor. O ne? Fxx küçük sıfır ve Fyy küçük sıfır ve Fxx Fyy büyük Fx, Fyx olursa işte bu bir maksimumdur. Çünkü orada D kare Z kesin negatif belirlidir. Dolayısıyla fonksiyon kesin iç bükeydir. Bulduğumuz o duran nokta bir yerel maksimum, tepe noktasıdır. Minimum için ikinci derece yeterli koşulda Fxx kesin büyük sıfır ve Fyy kesin büyük sıfır ve Fxx, Fyy kesin büyük Fxy, Fyx'ten. Böyle olursa da o zaman işte orada D kare Z pozitif belirlidir. Fonksiyon kesin dış bükeydir. Bulduğumuz kritik nokta bir yerel minimum noktası, dip noktasıdır. Bir iki örnek yapalım. Z eşittir Fxy eşit 8x küp artı 2xy eksi 3x kare artı y kare artı 1. Böyle bir polinom verilmiş. Birinci türevlerini hesaplayalım. Fx eşittir 24x kare artı 2y eksi 6x. Fy, y'ye göre aldığımız zaman 2x artı 2y, bunları kendinize alarak hemen sağlayabilirsiniz. Fy de 2x artı 2y. Hemen almışken ikinci türevleri de alalım. Fx'in tekrar x'e göre türevi fxx, 48x eksi 6 şuradan. Fy de 2. Fxy, yani y, fy'nin x'e göre türevi 2. Fyx, fx'ye göre türevi o da 2. Demek ki Young türde geçerli. Fxy, Fyx, iki birbirine eşit. Tamam, güzel. O zaman birinci derece koşul ne oluyor? Dz, yani Fx, Dx artı Fy, Dy eşit sıfır. Tüm sıfırdan farklı Dx, Dy'ye de eşit. Bu ne demek? Bunun denk ifadesi Fx eşit sıfır, Fy eşit sıfır. Her iki kısmi türev de aynı anda sıfıra eşit olacak. Ne demek? Fx 24x kare artı 2y eksi 6x'ti, bu eşit sıfır. Fy de 2x artı 2y'ydi, o da eşit 0 olacak. Ve bunlar eş anlı olarak 0 olacaklar. Yani bu iki koşulu birden aynı anda, iki denklemi birden aynı anda sağlayan x yıldız, y yıldız değerleri bizim işte istediğimiz kritik noktalardır. Bakalım ikincisinden Fy, yani 2x artı 2y eşit 0'dan 2y eşittir eksi 2x, dolayısıyla y eşit eksi x çıkar. Bunu da birincinin birleştirdiğimiz zaman 24x kare y yerine eksi x koyunca eksi 2y eksi 6x olur. Eksi 2y yerine eksi 2x eksi 6x olur. Yani 24x kare eksi 6x eşit 0 olur. Bunu da toparlarsak 24x kare eksi 8x eşit 0 olur. 8 ile sadeleşince 3x kare eksi x eşit 0 olur. X'i çarpana alarak da x çarpı 3x eksi 1 eşit 0 olarak bunu çarpanlarına ayırabiliriz. Burada daha karmaşık bir ifade çıkarsa onu diskriminant delta yöntemiyle de köklerini bulabilirsiniz. Burada çarpanlar gayet açık görünüyor zaten. Bir şey yapmaya gerek yok delta falan.
x çarpı 3x eksi 1 eşit 0 olursa ne demektir bu? Ya x'in kendisi sıfırdır ya da 3x eksi 1 sıfırdır. Dolayısıyla x1 yıldız eşit 0 veya 3x2 yıldız eksi 1 eşit 0'dır. Buradan da x2 yıldızı da 1 bölü 3 olarak bulabiliriz. Bunların y değerlerini de bulursak y1 yıldız eksi y kendisi eksi x'ti ya. y1 yıldız da eksi x1 yıldız olur. Yani eksi 0 0 olur. y2 yıldız da eksi x2 yıldız yani eksi 1 bölü 3 olur o da. O da tamam. Demek ki iki aday noktamız var bizim. İki kritik nokta, iki durağan noktamız var. X1 yıldız, Y1 yıldız, 0, 0 noktası. Bunun yerine koyup da Z değerini hesaplarsak da Z1 yıldız 1 olarak çıkar. X2 yıldız, Y2 yıldız noktası da 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3 noktası. Bunu da yerine koyup fonksiyonun içinde Z değerini hesaplarsak onu da Z yıldız da 23 bölü 27 olarak bulunuyormuş. Kendiniz egzersiz olarak hesaplayıp bulun. Z1 yıldız, Z2 yıldız lazım mı? Çok da değil ama egzersiz olarak bulunabilir. Bu noktalara aslında Z1 yıldız yani Z koordinatlarına ihtiyacımız yok. X ve Y koordinatları, bağımsız değişkenlerdeki koordinatlar bir şey bize lazım ama geçerken onu da hesaplayabilirsin. Peki ne bulduk biz? Hangisi ne bunların? Dip mi, tepe mi, değer dönüm noktası mı, eğer noktası mı, ne noktası bunlar? İkinci derece koşula bakmamız lazım. Ne yapacağız? D kare Z eşittir. Fx x dx kare artı 2 fx y dx dy artı f dy kare. Yani işte ikinci türevleri yerine koyunca 48 x eksi 6 çarpı dx kare artı 4 dx dy eksi 2 dy kare. Şimdi x1 yıldız, y1 yıldız 0 0 noktasını bunların içine koyunca 48 çarpı 0 eksi 6 yani fx x. Biz tabii ikinci türevseli burada hesapladık ama tartışmayı ikinci türevler üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla da onların değerlerini hesaplamamız lazım. Nerede hesaplamamız lazım? Hangi noktaysa kritik noktamız, durağan noktamız orada hesaplamamız lazım. O zaman 48 eksi eksi 6 nerede olacak? X'e 0 koyacağız. 48 kere 0 eksi 6 eksi 6 olacak. Ve negatif olacak. Demek ki fxx eksi 6'ymış ve negatifmiş. Fy'ye işaret şeyi değiştirmiyor. X'e y'ye bağlı değil. Sabit o. 2. Pozitif. Ve fx'e fx onlar da x ve y'ye bağlı değiller. Sabit çıkmış. O da 2. Tamam. Şimdi ne oldu? Fxx negatif, fy'ye pozitif. Bir defa buradan zaten eğer noktası olduğunu görüyoruz. Bir x doğrultusunda iç bükey davranırken y doğrultusunda dış bükey davranıyor. Ama bir de o koşulu da bir bakalım ne oluyor diye. Fxx fy'ye çarpımını oluşturalım. Eksi 6 çarpı 2, eksi 12. Peki fx'e fyx çarpımı ne? 2 çarpı 2, 4. Hangisi büyük? 4 büyük. Yani fxx fy'ye eksi 12 küçük fx'ye fx eşit 4. 4'ten küçük oluyor. Dolayısıyla da üçüncü koşul ihlal olmuş oluyor. İşte bu nokta 0, 0 noktası bir eğer noktasıdır. X doğrultusunda iç bükey davranırken y, hatta kesin iç bükey davranırken y doğrultusunda kesin dış bükey davranan bir noktadır. Bu bir eğer noktasıdır. Peki x2 yıldız y2 yıldız noktasında 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 koordinatları. Fx 48 kere 1 bölü 3 eksi 6. Yani 16 eksi 6 10. Fxx pozitif. Fy'ye 2 zaten pozitif. Fx'ye fx de 2 onlar da pozitif. Güzel. Her şey pozitif burada. Bakalım o üçüncü koşul yerine geliyor mu? Fxx çarpı fy'ye 10 çarpı 2 20. Peki fx'ye çarpı fx ne? 2 çarpı 2 4. 20 büyüktür 4'ten yani fxx fy'ye kesin büyük fxy fyx'ten işte ana yönler ara yönlere galip geldi ve ikisi de pozitif. Demek ki fonksiyon kesin dış bükey orada. O nokta yani 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 noktası x2 yıldız y2 yıldız noktası bir yerel minimumdur. Dip noktasıdır bunu da görüyoruz. Peki ve son egzersizimiz örneğimiz z eşittir fxy eşit x artı 2e'ye eksi e üssü x eksi e üssü 2y. Buradaki 2y çarpı y bu. 2y üssü y değil. 2y çarpı y bu sadece. Böyle verilmiş. Peki türevlerini aldığımız zaman türevler gayet kolay. Üstelde neredeyse daha bile kolay türevleri almak biliyorsunuz. Fx eşittir. X'in türevi 1. 2e'ye sabit x'e göre 0. Eksi e üssü x türevi eksi e üssü x bunun da. Eksi e üssü 2y'de x yok. Onun da türevi 0. Dolayısıyla fx 1 eksi e üssü x. Fy x'de y yok 0. 2e'ye de 2e olarak sabit olarak geliyor. Eksi e x'de y yok 0. Eksi 2e üssü 2y'de 2 başa inecek. 2 yani 2y'nin türevi 2. Eksi 2 e üssü 2y olacak bu da. Dolayısıyla fy de 2e eksi 2 e üssü 2y olacak. Peki fxx, fy'ye, fx'ye, fy'ye, x onlara da bakalım.
fx 1 eksi e üssü x, birim türevi 0, x'e göre eksi e üssü x'in türevi eksi e üssü x. Fx x demek ki eksi e üssü x'miş. Fy'ye 2'ye sabit, türevi 0, eksi 2 e üssü 2'ye çarpı bir daha 2y'nin türevi zincir kuralından 2 geliyor. Eksi 4 e üssü 2'ye oluyor. Bu da tamam. Fy'ye de bu. Fx'ye, Fy'ye de 0. Çünkü bunlar da birbirlerinde zaten birinin x yok, birinde y yok. Çapeleri 0. Tamam. Peki birinci derece koşulu. Dz yani Fx, Dx artı Fy, Dy eşit 0 koşulu. Tüm Dx, Dy'ler sıfırdan farklı. Tüm Dx, Dy'ler için olacak bu. Dikkat edin, burada veya var. Dx yani birinden birinin sıfır olmaması yeterli. İkisi birden sıfır olmasın yeter yani. Ha, şimdi ne demek bu? Bunun tabii toplam türevsel üzerinden değil de türevler, birinci derece kısmi türevler üzerinden bu tartışmayı yapıyoruz. Fx ve Fy'nin sıfır olduğu değerler olacak. Yani birinci türevlerin sıfırlandığı, hareketin bir an için durduğu yerler olacak bu. Fx neydi? 1 eksi e üssü x'ti. Bunun sıfır olması lazım. Fy ne? 2 e eksi 2 çarpı e üssü 2'ye. Bunun da sıfır olması lazım. İkisinin eş anlamlı olarak aynı anda sıfır yapan x ve y değerleri lazım bana. Şimdi fx 1 eksi e üssü x eşit 0 ise e üssü x eşit 1'dir. Ya da 1 eşit e üssü x'tir. Hangi e'nin üzerine x olarak ne koyarsam 1 elde ederim? 0. Demek ki x yıldız 0 olacakmış. Çünkü e üzeri 0 1'dir. Başka ne koyarsam koyayım 1'i elde edemem. Ve herhangi bir şeyin üssü 0 olursa 1 verir bu. Dolayısıyla x yıldız eşit 0. Peki buradan ne geliyor? 2e eksi 2 e üssü 2'ye eşit 0'dan 2 e eşit 2 e üssü 2'ye, ikiler sadeleşir. E eşittir e üssü 2'ye kalır buradan. E üssü 1. Bu da e üssü 2'ye, e üssü 1'in e üssü 2'ye eşit olması için 2y'nin 1'e eşit olması lazım. 2y yıldız 1 olacak. Y yıldız da buradan 1 bölü 2 olacak. İşte bunlar birbirinden bağımsız olarak çıktı ama aynı anda sonuçta bulduk. Eşanlı denklemler bunlar. Demek ki tek bir nokta veriyor burası bize. X yıldızı 0, Y yıldızı da 1 bölü 2. 0, 1 bölü 2 noktası. Bunun Z yıldızını da hesaplayabiliriz. Şuraya yerine koyunca bu 0 ve 1 bölü 2'yi. İşte 0 artı 2'ye çarpı 1 bölü 2 eksi 1 eksi E üssü 2 çarpı 1 bölü 2'den. Şurası E olur. Burası da 2 ile 1 bölü 2 birbirini götürür. E ile eksi E birbirini götürür. 0 olur. Bu da 0. Geriye eksi 1 kalır. Z yıldızı da eksi 1'miş. Demek ki bu noktamız bizim X yıldızı, Y yıldızı, Z yıldız 0, 1 bölü 2, eksi 1 noktasıymış 3 boyutlu uzayda. Dikkat edin, 3 boyutlu uzayda çalışıyoruz. İki bağımsız X ve Y boyutumuz, bir de bağımlı Z boyutumuz var. Peki ikinci derece koşul ne? X yıldızı, Y yıldızı, Z yıldızı 0, 1 bölü 2, eksi 1. Güzel. Fxx neydi? Eksi e üssü x'ti. İkinci türev. Eksi e üssü 0, eksi 1. E üssü 0, 1. Kaçında da eksi var? Eksi 1. Kesin negatif. Fyy ne? Eksi 4 e üssü 2'ye. Y ne? 1 bölü 2. Eksi 4 e üssü 2 çarpı 1 bölü 2. 2 çarpı 1 bölü 2, 1. E üssü 1, e eksi 4 e. 2,7 bilmem ne 3'e yakın. Burası da eksi 12'ye yakın bir şey. Bu da negatif. Yani demek ki ana yönlerdeki ikinci türevler negatif. Fxx, Fy'ye negatif. Yani fonksiyon ana yönlerde kesin içbükey davranıyor. Yani ara yönler var. Fxy ve Fyx var. Onlar ne? O sıfır zaten çıkmıştı. O zaman Fxx çarpı Fy'ye eksi 1 çarpı eksi 4e ne oluyor? Çarpımları eksiler birbirini götürüyor. 4e. Pozitif mi? Pozitif. 4e 12'ye yakın bir sayı. 11 filan. Büyük ne? Fxy, Fyx 0 çarpı 0, 0. Büyük mü? Gerçekten büyük. Yani ana yönler ara yönlere galip geliyor. Onları yeniyor. Dolayısıyla bu fonksiyonun şeyi ikinci derece türevsel negatif belirli, kesin negatif belirli. Dolayısıyla fonksiyon o civarda kesin içbükey. Bulduğumuz x yıldızı, y yıldızı, z yıldızı noktası yerel maksimum yani tepe noktası. Güzel. Evet, bu konuda buraya kadar 11, 3 ve devamını ikinci sınıfta devam eden arkadaşlarla göreceğiz. Burada egzersizleri de var. 11, 2'nin egzersizleri de burada. Gelecek hafta da 12, 1, 12, 2 yapacağım. Orada da bitireceğiz dersimizi. 11, 1, 11, 2, 12, 1, 12, 2 tabii ki sınava dahil. Ne yaptıksa dahil, ne yapmadıksa dahil değil. Egzersizleri akşam 6'larda buluşuyoruz gelenlerle. Soruları cevaplıyorum. Başka zaman da aklınıza takılan bir şey olursa daima şeyden WhatsApp'tan veya telefonla sorabilirsiniz. Yeterince egzersiz yapılmadığını düşünüyorum. Lütfen yapın. Çünkü buralardan da ben sorular soracağım. Yani ne yapıyorsak onların hepsinden soru soracağım. Yani ayrıca bir
egzersiz saati yapmaya, problem saati yapmaya zamanımız olacağını sanmıyorum. Akşam 6'ları lütfen değerlendirin. Herkese başarılar, iyi günler. Kaydı durduruyorum.